Bravo. Bravo. Bu sekola esta quinta temporada. Okul olarak bu bizim 5. sezonumuz. İpersonalmente estamos a estudiar cada mi segunda. Şahsense bu benim 2. senemdi. Yo soy ya llevo dos años aquí, soy muy feliz, soy muy contento con todo. Senede yaşıyorum, her şeyler çok mutluyum. Planta la comida. Bütün yiyecekler çok interesante. Yiyecekler çok ilginç, gerçekten güzel. Pero igual en Barcelona hay un pelín menos de tráfico. Tabii Barcelona'da biraz daha az trafik var. Es si hablamos de FP Escuela. FSB Escuela'dan bahsediyorsak. Es nuestra intención. Nuestra intención es al final aportar el conocimiento que nos han dado los maestros que tenemos en Barcelona. Bizim Barcelona'daki hocalarımızın bize verdiği bilgileri. Y transmitirlo aquí para que los chicos de aquí puedan tener los conocimientos. Buraya getirmeye çalışıyoruz. Y entendemos que la que oyuncularımız çocuklar. La que está en la parte del fútbol. Sonra dünya futboluyla tanışsınlar. Yes, nuestro objetivo principal. Bizim ana amacımız bu yani. Pero realmente el futbolista turco es un futbolista de un nivel futbolcuları técnico, condicional, muy alto. Teknik ve kondisyon açısından çok yüksekler. Y le falta un pelín antes de entender un poquito más el juego. Biraz oyunu anlama kısmında şey olabiliyor. Y siempre tener una intención táctica detrás del gesto técnico. Her zaman da bu tekniğin üzerine taktik de eklenmesi. Pero yani, el potencial de gerçekten potansiyel var. Bu ülkedeki futbol çok büyük. Kaç öğrenciniz var burada? ¿Cuántos jugadores tenemos? Cerca de 700. Yaklaşık 700 kadar. Peki Arda ile ilgili ne düşünüyor? ¿Qué piensas sobre Arda? Pues estamos en las mismas, tampoco tengo un trato de decir, tampoco puedo saber exactamente. Onunla doğrudan bir iletişimim yok. Dolayısıyla hani como le han ido las cosas, pero como ex jugador del Barça, obviamente le también le deseamos lo mejor. Tabii ki de Barcelona'nın eski bir oyuncusu olarak ona da... Y ahora que se pueda recuperar lo antes posible la lesión y que vuelva a jugar. Que umarız es ki yani en kısa zamanda sakatlığı geçer. Evet, tekrar oyuna Çok sevdiğimiz bir iş. Çocukları seviyoruz, futbolu seviyoruz. O yüzden ikisi bir arada olunca tabii ki bizim için vazgeçilmez oluyor. Gelen çocuklarımız, her türlü çocuk var burada. Yani çok yetenekli olarak gelen de var, ilk kez futbol oynamak için gelen de var. Hepsi üzerinde farklı gözlemlerimiz oluyor. Yani her çocuk da kendine göre bir takım gelişmeler gözlemliyoruz. Ve çocuklara burada temel olarak öğretmek istediğimiz şey Barcelona'nın oyunu. Üzerindeki gelişimleri gözleyip bunları çocuklara aktarıp farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz. Çok iyi pas be, bravo sana. 29-30 civarı kalecim var. Tek kaleci hocasıyım burada. Evet. Kaleci hocası olmanın özellikleri ne? Ne farkınız var sizin? Özelliğimiz kaleciler diğer futbolculara göre çok ayrı dünyanın insanlarıdır. Futbolda da bu böyledir. Çünkü bizim bir lakabımız vardı. Yalnız adam derler bize. Yalnız adamları eğitmek ve yetiştirmek çok meşakkatli bir iştir. Kalecilere en doğru şekilde Barcelona kültürünü, Barcelona eğitimini vermeye çalışıyoruz. Barcelona eğitimi derken ayakla oyuna sokmadan tutun, takıma destek olma, bir libero gibi bir kaleci olmaya çalışıyor oyuncularım. Bunun eğitimi içinde her antrenmandan önce 40 dakika benimle çalışıyorlar. 40 dakika sonunda takımla çalışıyorlar. Sistemimizi bu şekilde kurduk ve Barcelona değerlerine ve Barcelona sistemine uygun şekilde kalecilerimiz devam ediyor. Normalde de biz 5 senedir buradayız. Burada çocuklara futbol değerleri, Barcelona futbol değerleriyle ilgili eğitim veriyoruz. Peki Barcelona futbol değerlerini bir kısaca anlatır mısın? Öncelikle tabii ki insani değerler var. Önce iyi insan olmak, faydalı çevresine, ailesine ve tüm dünyaya faydalı birer iyi insan olmaları adına biz burada çocuklara eğitimler veriyoruz. Daha sonra bazı değerlerimiz var. Bunlar çaba, hırs, birliktelik, paylaşım gibi Barcelona'nın temelinde yatan değerleri de çocuklara burada biz öğretmeye çalışıyoruz futbolun yanı sıra.